Selam millet, Dead or Oynar'la tekrar birlikteyiz kardeşlerim. Bu videomuz daha çok güzel bir oyunu izleyeceğiz. 2013-14 yapımıydı yanılmıyorsam bu oyun, The Bureau. XCOM Classified. XCOM oyunlarını ben çok severim ve hepsini hemen hemen sizlerle birlikte oynadım biliyorsunuz. Çok güzel bir strateji oyunu. The Bureau'da çok değişik third person, aksiyon, macera, XCOM olaylarının çok öncesini anlatan bir oyun. Bu oyunumuzda şimdi hep birlikte çok eskiden 1960'lı yıllarda uzaylılar ilk defa dünyaya geldiğinde neler olmuş onu göreceğiz. Yalnız ben başındaki demoyu geçeceğim çünkü birçok müzik olduğu için içinde bir sürü telif yiyor. Evet kardeşlerim, işte bizim ajanımız William Carter. Bulunduğu otele bir baskın oldu ve otelde her yer paramparça oldu. Kendisi hükümet adına çalışıyordu, gizli bir ajandı. Ve elinde gizli bir tane şey vardı, bomb çanta. Onun içinde ne vardı biz de bilmiyoruz şu anda. Ama bir şey oldu. Bir şey oldu ve bunu çözmemiz lazım. Lanet olsun. Herkes ölmüş. Burada neler oluyor? Neler oluyor burada? Oğlum eğil eğil. Öyle yürünmez burada. Burada böyle yürünür bak. Dışarıda görüyor musun? Sene 1960. Ortalıkta kocaman bir uzay gemisi geziyor. Bu nedir böyle? Bu ne çılgınlıktır? Biri bu işe dur desin. Oyun aslında stil olarak oynayan gören kardeşlerim varsa eğer Mass Effect'i çok andırıyor. O tarz bir oyun. Özellikle Mass Effect'in birincisinde tetikte olmam, çaktırmadan ilerlemem lazım dedi. Özellikle Mass Effect'in birincisinde adamlarınıza böyle çok güzel komutlar verdiniz. Onu andırıyor aynı. Ama o yılları çok güzel yansıtmışlar ya. Şunlar falan hep eski dönemi anlatan Amerikan filmlerinde görürüz böyle. Oğlum kaç, kurtar kendini. Mayday, mayday! Lanet olsun, bu da nedir? Abi araçlara bak. Araçlara gel. Uzaylılar adamı acımıyor. Cengaverler gibi çarpışıyorlar. Ah! M1 Grand'ı olan adamımız çötök diye vuruldu ve işte ampul kafalar. Aradığımız ampul kafalar. Biricik ampul kafalarımız yine burada. Nişan alıp ateş et. Bir headshot, iki headshot. Benim olayım budur işte. Sizi aşağıda indirmem aslında. Havada headshotlarım da işte. Headshotlamıyorum korkmayın diye. Yoksa korkabilirsiniz, tırsabilirsiniz, tırsmayın istiyorum ben. O kafanı bana göster. Bana ateş etme. Bana ateş edenleri hiç sevmem. Saving. İlerlemem lazım. Ne yazıyor şurada? Redstone. Kırmızı Taş Dağı Araştırma Merkezi. Çocuğum hadi. Kapıyı kapattın mı? Ha, kapatmış, aferin. Ajan Carter, ben Ajan Nils. Yönetici Falk bana emir verdi. Falk, o hala yaşıyor mu? En son duyduğum kadarıyla öyleydi. Şuradaki radyoyu al, bir ona ulaşmaya çalış. Direktör Falk, orada mısın? Ben Carter. Ben Ajan Kidney. Direktörle ben aşağı seviyeleri koruyoruz. Kaçış rotanız var mı? Pozisyonumuzu ancak koruyoruz. Sizin ikiniz gelip bizi kurtarmanız lazım. Tamam, yoldayım. Gelişmiş materyal deposuna doğru gidin. Oradaki asansörden aşağı inin. Ne kadar dayanabilirsek dayanmaya çalışacağız. Hemen çıkartıyorum dandik silahımı. Uzaylı teknolojisinin karşısındaki dandik silahım çok etkileyici. Düşman aracı... Aa! Şuraya gidecekmişiz peki. Oo, araç geldi, ne oldu? Merdiveni falan parçaladı. Bizim adam kaldı mı orada? Vallahi bizim adam orada kaldı. Kapıyı açabilir misin? Bir bak, içeride buluşalım. Kapıyı açacağım, merak etmeyin. Kapıyı nasıl açacağım acaba? Ana. Kafam kadar şey orada duruyormuş ya, kapıyı açacak olan. Bureau of Strategic Araştırma Birimi.
Charging into combat only gets a brain. Grup yöneticisi, squad commander seçimleriyle yaşar ya da ölür. Taktik yaparak adamları alt etmen lazım diyor. Keep quiet. They're here. Get in. Sessiz ol, buradalar. Pozisyon al. Hedef düştü. Hedef düştü. Bir tanesi daha düştü. Tamam mıyız? Tamamız. Kapının öbür tarafında buluş benimle. Ben bu işi sevdim. Ben bu işi sevdim de niye sen de? Sen de bana açsaydın kapıyı. Sana kapıyı ben açıyorum. Kendime kapıyı ben açıyorum. İyi at işte. Sen de iyisin Carter. Öyle olmaya çalışıyorum. Saçmalama. Falk eğer en iyisi olmasan senden etkilenmezdi. Bunu göreceğiz. Bu arada benim üstümde de baya baya kan var ha. Ana adamı götürdüler. Onun için yapabileceğimiz bir şey yok dedi. Zavallı pislik. Ha, gideceğimiz yer burasıymış. Abi tanklar manklar yalan olmuş ya. Üçüncü Dünya Savaşı çıkmış resmen. Gerçi bunun resmeni mi kaldı yani? Üçüncü Dünya Savaşı çıktı zaten işte. Abi. Abi. Saklama ve pozisyon alma ajanlarını sağlam tutar. Sonra ajanlar için değişik şey yapar. Komutlar verip fırsatları değerlendir. Bu ne? Adamımız var yanımızda. Orada bir tane makinalı tüfek var. Bir fikrim var. Space'e bas, Battle Focus. Niels'in Move Order'ını seç diyor. Niels'in Move Order'ını Press Select Order. Ne istiyorsun? Move mu? Pozisyon ver diyor ona. Nereye pozisyon vereyim pardon? Nereye gitsin abi o? Buraya giderse onu patlatır diyor. Burası güvendi diyor. Burası güvenli mi? Buralar hep güvenli. Buraya kadar güvenliymiş. Buraya gelsin abi. Critical Strike Ability seç diyor. Critical Strike. Yapıştır diyor. Space'e basıp çıkar dedi bu şeyi. Ha, ben de yardım edince oldu tabi. Herife odaklandılar. Ampuller. Ampuller. Low ammunition. Bu kötü oldu. Kafasından vurmam lazım onları. Kafasından vurmam lazım onları. Aa. Bir saniye, adamı kafasından vuruyorum, yine de ölmedi. Senin ne biçim bir kafan var ya? Ne diyor? F2. F2 ile yanına çağır. Ben Carter olarak insanları iyileştiremiyor muyum ya? İyileştiremiyorum. Ama iyileştirebiliyor gibi görünüyorum. Neyse, bunu çok sorgulamayacağım. Devam edelim. Devam edelim Uğurcuğum. Burada dünyayı kurtarmak gibi bir derdimiz var. Şu anda bununla uğraşamayacağım. Depo önümüzde. Aa, ne güzel. İşte bu. En sonda rifle'ım var. Balatım da var. Full alert mi? Çok yakındı diyor. Oğlum biraz daha yürümüş olsak patates olacak. Ne diyorsun sen? Böyle bir patlamayı beklemiyordum dedi. Ne var abi orada? O da nedir? Etrafta durup da ne olduğunu öğrenmeyelim bence. Plan yap diyor. Plan yapayım tabi. Sana gelelim. Aa, bunlar patlayıcıymış. Bunlar sakat. Sen move'a gel. Sen nereye move biliyor musun? Sen şuraya move. Burası kötü diyor. Sen şuraya move abi. Pozisyona doğru gidiyorum dedi. Peki. Pozisyona doğru git.
Şimdi ne oldu? Ekipman alındı. Gate grenade. Oo, bu 10 numara oldu ha. Sen şimdi ne yapıyor musun? Critical Strike'la şuradaki varili vur. İşte bu. Mükemmel bir plan yaptım. Savaşmamıza gerek kalmadı. Peki. Teşekkür ederim. Yani gerçekten biraz fazla iyi bir plan oldu. Savaşmadan kazandık diyebilirim. Shotgun aldım. Ne oldu? Ha yok, ben bu ikisini değiştirirsem shotgun almak istemem açıkçası. Tabanca yerine shotgun alabiliyor muyum? Alabiliyorum. Tabancam yok artık. Bir tane shotgun'ım var. Bir tane de tüfeğim var. Tabancamın sonsuz mermisi vardı galiba. Yanlış bir şey yaptım böyle yaparak ama neyse. Kardeşlerim, XCOM'u bir de böyle oynamak gerçekten benim için değişik bir deneyim oldu ya. Ne yapıyorsun abicim ya? Malak gibi yürüme. Nereye gitmeni istiyorum biliyor musun? Move demek istiyorum sana. Ve senin şuraya geçmeni istiyorum. Şuraya geç. Sonra hatta Critical Strike'la şu varile vur. İşte bu. Adama helal olsun ya. Combo kill yaptı. Vallahi combo kill yaptı. Bir saniye dur. Sen ne yap biliyor musun? Fire mission ne ya? Neyin var senin fire edebilecek? Bombardıman oraya. Oraya bir bombardıman. Mükemmel. İşte bu. Aa, bunu şey yapabiliyorum. Drop pod'u patlatabiliyorum. Evet, drop pod'u patlattım. Move diyeyim sana. Move demeyeyim. Sen kendi kafana göre takıl. Sana ben hiçbir şey demeyeyim ya. Seni ben böyle pörtleteyim. Seni ben pörtlettim. Çok da iyi oldu. Evet, bunu sevdim ya. Kendimiz dövüşebildiğimiz gibi adamımızı da dövüştürebiliyoruz. Galiba bu adamlar emirleri veriyor. Orada kaçırdım konuşmalar ama dedi ki bunlar galiba emir veriyor. Diğerleri sadece kas gücü. Bizim yaşlı adama bir şey olmaz. Ama kimler güvenilebilir bilmiyoruz. Eğer Falk'a karşı sadık birileri varsa o ikisidir dedi. Herhalde birilerinden bahsediyor ama... O ne be? Vıcır vıcır bir şey gitti oradan harbiden. Aman tanrım. Aman tanrım. Rektör Falk onlardan önce ulaşmamış lazım. Bizimkilerden biri bize saldırırsa... Galiba bir şeylerle zehirli olan insanları. Tanıdığımız bir kadın bize saldırmış, gözleri böyle siyah siyah olmuştu diyor, anlatıyor. Ne oluyor be? Vıcır vıcır sesler çıkmasın abi, beni tırstırmayın. Elerium laboratuvarında bulacağız adamı diyor. Elerium da nedir diyor. Tabii biz XCOM oynayan insanlar olarak Elerium biliyoruz. Elerium daha yeni keşfedilen bir materyal. Uzaylılar da hemen ondan bir şeyler yapmışlardı. Dünyadaki tek Elerium laboratuvarına saldırması uzaylıların bir rastlantı olamaz dedi bence de. Elerium belli ki onların da işine yarıyor. Fark ettiler bunu.
Laboratuvara saldırıyorlar. Fotoğraf. Bu da ne demek? Bana böyle bulmacalarla gelme ama. Bana bulmacalarla gelme. Bunda iyi değilim. Bulmaca konusu beni bozar. Bu da ne demek? Uzaylıları öldürmüşler. Helal olsun vallahi. Uzaylıları bildiğiniz öldürmüşler. Sen dur bakayım orada. Sakin ol asker. Agent Niels. Seni canlı görme sevindim. Agent Carter. Konuşmamız lazım. Evet doğru. William Carter. Şimdi ben cevap alabilir miyim diyor. Ulaştırman gereken bir tane eşya vardı. Artifekti ulaştırabildin mi? O yok edildi savaş sırasında. Ölmem gerekiyordu ama bir şekilde benim yaralarımı iyileştirdi. Seni buradan götürüp bazı testler yapmamız lazım. Tüm saygımla efendim. Burada geçici olarak duruyordum. Direktör Frost'la görüşmem lazım. Adam ölmüş. Üzgünüm Carter. O protokol açık, benim için çalışıyorsun. Neden saldırıyorlar? Bir sürü teorimiz var ama cevabımız yok. Şimdi ne yapacağız? Burada duramayız. Önce bu merkezi boşaltmamız lazım. Ondan sonra nasıl geri saldıracağımızı düşüneceğiz. Buradaki araştırmayı güvenle almam lazım. Komutanı savaş odasından alın ve beni takip edin. Oo, 3 kişimiz var artık. 3 kişilik bir takımız. Bu ne yapıyormuş? Hedefi belirle. Yürü, scatter, mayın, lazer turret. Biz de lideriz. Peki. Peki lider olarak milleti yönetmek bizim işimiz. Agent Carter, tanıştığıma sevindim derken daha susturdu adamı. Nefesini önemli şeylere sakla diye. Oo, çok güzel. Her yer uzaylı dolu. Orada ne yapıyorlar? Buradan şey yapabilir miyiz ki? Onlara saldırabilir miyiz? Saldıramayız. Burada olmaz. Bizim yanlarına gidip birinci elden sıkmamız lazım onlara. Güzel kardeşim, sen yürü. Tamam mı? Sen şuraya yürü. Sen de şuraya yürü. Şimdi bir daha şöyle bir duralım. Senin yapabileceğin şey neymiş? Scatter. Scatter çok ilginç bir şeymiş. Güzel kardeşim. Ha, odanın içine niye girmiyorsun? Scatter arayayı seç diyor. Scatter araya bu kadar seçilebiliyor anca. Burası. Invalid location burası. Sen de Critical Strike. Şu adama. Bu kadar. Dur çocuğum dur. Var mı başka özellikleriniz? Sen lazer turret. Turret değil tabi turret. Buraya. Sen de bomba. Buraya. Şöyle space'e bastım. Ben de G'yi açıp. Çocuğum. Tamam yapma böyle bir şey. Adamları bizimkiler hallettiler. F2 diyelim. Vallahi ben savaşmadım ama adamlarımı savaştırdım. Bence bu da bir başarı. Şimdi ne arıyoruz? Buraya mı gitmemiz lazım? Burada bir şey var mı? Olmaz mı?
Olmaz mı? Ben malımı tanırım. Kesin burada bir şey vardır dedim. Daha fazla grenade alamıyorsun diyor. Bunun da ammunition'ı fullmüş. Ne oluyor be? Durup dururken birdenbire camı kırdılar falan bir heyecanlanıp. Bu nasıl bir üstür abi böyle? Çelik kasa kilidiyle. Ne bunu yaptı acaba? Bence bunu öğrenmeyelim. Bir an önce buradan gidelim dedi. We shouldn't feel it this far underground. I see them. Çocuklar, yürüyün. Böyle. Sen de yürü. Böyle. Bir geçin bakayım yerlerinize. Şimdi canım benim, sen her zaman olduğu gibi scatter'ı yine at. Ben bunu sevdim. Scatter buraya. Sen de bombayı buraya at. Zaten bu onları patates ediyor anladığım kadarıyla ya. Bu sefer ben de vurdum biraz. Ayağa kalkın çocuklar, gidiyoruz. Gidiyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım, sonumuz hayırlı olsun. Birilerini bulabilecek miyiz acaba sonunda ya? Benim tabanca bu mermisiymiş. Sadece mermiyi aldım. Hala ulaşamadık. Labirent gibi burası ya. Ne ulaşılmaz bir yermiş. Burada Elarium'la ne yapıyorlar? Neler yapmıyorlar ki? Elarium'la alakalı inanılmaz araştırmalar yaptılar. Enerji için, her şey için kullandılar onu. Onun yanına girmek istediğimize emin miyiz? Elarium reaktörü. İnansan iyi olur. Dev bir baraj kadar enerji elde ediyor böyle bir reaktör. Neyse, war room'a ulaşmışız. Ama war room ne hale geldi? Bu duvarlar nükleer patlamayı bile tutmalıydı. Burada ne patladıysa artık nükleer değil ama sağlam patlamış. Ne oldu ya, biz gidene kadar hepsi öldü mü? Vallahi öldüler ya. Abicim hemen lazer turret. Hemen lazer turret şuraya. Sen de hemen bomba şuraya. Ne oldu ya? Bombayı atamıyor musun? Allah Allah, yukarı atacaksın güzel kardeşim. Nasıl atamıyorsun? Bu kadar. En önemli vuruşu ben yaptım. En önemli vuruşu ben yaptım. Elarium'la bomba da mı yapılabiliyor? Evet, nükleer bombayım da. Böyle kapıyı açtık ama kabak gibi açıkta hissediyorum kendimi. Savaş odası bu yönde. Mermiler tam. Mermi verdiğine göre bir savaş daha çıkacak demek ki. Ana! Kazıyorlar mı? Neden? Ne bulmaya çalışıyorlar? Bu mekan yerle bir olacak. Buradan gitmemiz lazım. Önce burası kurtaralım. Ondan sonra buradan kaçmayı düşünürüz. Savaş odası dümdüz önümüzde. Ha, şuradan gitmemiz lazım ama. Burada ne olmuş böyle? İyi bir şey olmadığı belli. Böyle kafasına sıkarım adamı. Sorgusuz sualsiz hem de. Biraz da şu pompalıyı kullanayım artık ben ya.
Abi siz iyi misiniz? Nasıl yani? Bütün herkes ölmüşken nasıl bu ayakta? General Deed, iyi misiniz? Nerede Falk? Falk? Burada ne oldu? Soruları ben sorarım evlat. Evet efendim. Direktör Falk, ray istasyonunda. Öyleyse beni ona götürün. Ana, tahmin etmiştim. General. Hedefin yanından çekilin. Boğuşmalar. O Deems değil, o onlardan bir tanesi. Nils, geri çekil. Allah. Böyle de belli etmez ki insan kendini ya. Neden beni durdurdun? Niye durdurdum zannediyorsun? Hayatını kurtarıyorum zannediyordum. 4 yıldızlı bir generale saldırdın. Ne yapmamı bekliyordun? Oo, içine girip kontrol edebiliyorlarmış seni. İnsanların içine girip onları kontrol ediyorlar diyor ya. Sana nasıl güvenebiliriz? Onlardan biri olmadığını nereden bileyim? Yüzüme bak, gözlerime bak. Tamam, bunu sonra halledeceğiz. Şimdi gitmemiz lazım. Kadın da bize katıldı mı? Katılmadı. Kısmet, ne yapalım? Kadın da katılır diye düşünmüştüm ama... Abi bu nasıl bir şeydir böyle ya? Bir çeşit güç kaynağı. Bütün bunlara ne sebep oluyor? Outsiders on the rail platform. Carter, what do? We go through them. Ready your weapons. Hacı, sen ne yaptın? Nereye çıktın? Tamam, sen iyi bir yere çıkmışsın. Gerçekten güzel bir yere gelmişsin. Biraz daha yürüyüp şöyle gelirsen 10 numara şaheser olacak. Sen de şöyle bu yana gel. Tamam mı? Ben de sizi koruyayım bu arada. Koruma ateşi dediysek, delik deşik etme ateşi oldu benimki. Şimdi sen kritik atışınla şu adamı indir. Sen de scatter shot'ını şuraya doğru at. Bak çıktılar, çok güzel. Patates edin hepsine. Normal ateş etme konusunda çok iyi değiller. Normal ateş etmede en iyi benim. Belli ki. Bütün mekan patlamadan önce buradan gidelim. Tamam da ben yer soruyorum sana. Ha. Görememişim. Hata benim. Ben görememişim. Tamam. Bizi test merkezine götürecek bu. Hadi gelin, neyi bekliyoruz daha? Vallahi güzel kaçtık. Vallahi güzel kaçtık. Lanet olsun, çok yakındı. Carter, ben Falk. Rota üzerindeyiz. Dizel test merkezine gel. Aman tanrım, hayır. Bunu beğenmedim. Tutunun, bir şeyler oluyor. Şu lanet şeye bakın. Nils, dikkat et. Ana, her şey kendine doğru çekiyor. İkiniz sıkı tutunun. Abi vagonların arkasını kopartın ya. Kopartın vagonların arkasını gitsin. Fazlalık oluyor size. Yavrum, adam sana sıkı tutun dedi. Sen trenden düşüyorsun. Bu şey daha hızlı gidemez mi? Neyse, kurtuldunuz bence ya. Kurtuldular. Tipler, kıyafetler, modeller tam şey ya, eski Amerika. Koca dağ yok oldu. Koca dağ uzaylı zımbırtısıyla yok oldu.
Vay arkadaş. Should be a radio up there. I just hope they haven't left yet. Burada bir radyo olmalı. Kardeşlerim, buralarda bir radyo vardır ama bu dikizin de bir sonu var. Çok heyecanlı bir oyundu. Kaptırdık gittik resmen. Ne kadar oynadığımın farkında bile değilim. Açıkçası ben çok beğendim ya. XCOM dünyasını bir de böyle görmek çok güzelmiş. Umarım sizler de izlerken beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğeniyorum ve paylaşımlarınızı destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin. Evet, maalesef bu video bitti. Ama her gün iki yeni video gelmeye devam edecek. Eğer izlediğini beğendiysen ve kanaldaki yeni videolardan haberdar olmak istersen ana sayfadaki abone ol butonuna basman ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedele Oyunlar logosuna tıklaman yeterli olacaktır. Dedele Oyunlar kanalımızda bugüne kadar yayınlanmış olan 2000'den fazla videoyu izlemek isterseniz videolar kısmından çok kolay bir şekilde bunları görüntüleyebilir ya da oynatma listelerinden seriler halinde yine bu videoları görüntüleyebilirsiniz. İzlediğiniz bir oyunla alakalı bilgi almak isterseniz hemen o oyunun videosunun altındaki daha fazla göster butonuna tıkladığınızda o oyunun varsa oynama linki ya da satın alma linki bulunacaktır. Fakat kardeşlerim, asıl önemli olan Dedele Oyunlar oyun kanalımızı gerçekten beğendiyseniz bu duyguyu arkadaşlarınızla paylaşmanız ve bunun için maalesef burada bir buton yok. Yapmanız gereken dışarı çıkmak, arkadaşlarınızı kolundan tutup yakalayıp Dedele Oyunlar diye bir oyun kanalı var. Ben izledim, çok beğendim. Sen de izledin mi diye neşeyle haykırmak. Kibarca da söylemeniz yeterli olabilir.